Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün PKX'de oynuyorum ve fasulye evini satın aldım. Gördüğünüz gibi hemen tıklıyoruz ve bu ev nasılmış şöyle bir bakacağım. Bu arada bu evi satın aldıktan sonra 40 yeşil elmas geldi arkadaşlar. Bir de şu altın var ya, sarı paralar. Onlardan da bir, yanlış hatırlamıyorsam, 10.000 falan geldi. Hemen şimdi evi inceleyeceğiz arkadaşlar. Hemen evlere giriyorum. Burada ev çeşitlerini görüyorsunuz. Konteyner ev, tek odalı ev, T evi, örümcek evi, kulüp evi, ağaç evi derken arkadaşlar benim aldığım işte bu fasulye ev. Kat sayısı 2'ymiş, oda sayısı 4'müş, arazi yuvası 1, mobilya sınırı 150. Haydi bakalım, tıklayalım. Bakın, güzel bir bahçesi var bir de. Çok hoş görünüyor. Evi nasıl gezebiliyoruz? Şu soldaki yere basıyorum. Bakın arkadaşlar, odaları, salonu, içi bu şekilde görünüyor. Birinci kat. İkinci kata bakıyoruz. İkinci katta bu şekilde görünüyor. Kocaman 3 tane penceresi var. İçten merdivenleri var. Evet, şu andaki evimi değiştiriyorum. Şu anda normal, her zaman başladığımızdaki gibi bir ev var. Ben şimdi fasulye evini değiştiriyorum arkadaşlar. Fasulye evinde kalsın. İşte arkadaşlar, yeni evimin görüntüsü. Nasıl sizce? Bu sefer az önceki eve göre bayağı büyük görünüyor tabii ki. Bunlar da benim komşularım. Şimdi evimin içine gireceğim arkadaşlar ve evi bir inceleyelim. Bazı değişiklikler yapalım. Şu anda gördüğünüz gibi bomboş, kocaman bir salon. Evet, ben arkadaşlar önce bir koltuk koyacağım evime. Evet, şu mavi koltuğu koymak istiyorum. Bu koltuktan bir tane daha alacağım. Evet arkadaşlar, güzel de bir masa alalım. Şu masa bence gayet güzel olur. İki koltuğun arasına şu ikinci sıradaki dolabı alıyorum. Evet, şöyle yakından size gösteriyorum arkadaşlar. İki tane mavi koltuğum, bir tane orta sehpam, bir tane çekmeceli dolabım var. Hadi bakalım üst kata gidelim. Burada da bir odamız daha varmış. Bunu da şöyle gösteriyorum. Boş bir oda. Şimdi bir üst kata çıkalım bakalım. Evet, şöyle merdivenlerden yukarı bir çıkalım. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar bir sürü pencerem var. Buraya da şöyle güzel bir oyun alanı yapacağım. Bir sonraki videoda belki buraya güzel bir oyun alanı kurarız arkadaşlar. Böyle kaydıraklar, işte ne bileyim, salıncaklar. Bence burayı çok güzel bir hale getirebiliriz. Ama önce ilk olarak ben şu aşağı katı önce bir dekore etmek istiyorum. Evet, gördüğünüz gibi üstte teras gibi kocaman bir alanımız var. Yanda bir tane odamız var ve kocaman bir salonumuz var. Şöyle karşıdan da görebiliyorsunuz arkadaşlar bu evin, bu birinci katı. Duvarlarını da boyayalım. Böyle seçenekler var arkadaşlar. Ben şu mavi duvar kağıdını beğendim aslında. Evet, bunu seçiyorum ve boyuyorum arkadaşlar. Zemin ne renk olsun sizce? Böyle bir seçeneğimiz var. Tamam, bu olsun. Ben son olarak şurada süslemelere tıklayacağım. Şu halıya ne dersiniz? Sanki bu halı daha uyacak gibi. Arkadaşlar, bu aldığım diğer halıyı diğer odaya koydu. Bence kabul edeyim, tamam. Mırnavcığım, Mırnav hemen yanıma geldi. Gel seninle yeni koltuklarımıza oturalım. Şöyle yeni evimizde seninle keyif yapalım. Mırnav'ın karnı acıkmış arkadaşlar. Benden yemek istiyor. Tatlım. Senin karnın mı acıktı? Mırnavcığım. Mim minim. Tatlı sevimli kedicik. Şu yandaki odayı da biraz süsleyelim. Buraya bir tane sadece halı koydum. Bir tane koltuk koymak istiyorum. Buraya da mor bir koltuk koyacağım arkadaşlar. Evet, bu odaya başka ne koyabiliriz? Bir tane de sandalye koyalım.
Evet arkadaşlar, videonun ikinci yarısındayız. Ve ben videonun ikinci kısmına Harley Quinn olarak devam etme kararı aldım. Şöyle bir değişiklik yapmak istedim. Nasıl olmuşum arkadaşlar? Harley Quinn oldum. Bence çok güzel oldu. Şimdi evime geri gidiyorum ve kalan değişiklikleri yapmak istiyorum. Evet, evime geldim. Aa, bir misafirim var arkadaşlar. Kim gelmiş? Evet arkadaşlar, ben bu odayı yatak odam yapmaya karar verdim. O yüzden buraya bir de yatak odası almak istiyorum. Evet, şuradan yatakları seçiyorum. 1000 altın paraya şey varmış arkadaşlar. Bak ranza da var, çok güzel. Ama ben çok da para harcamak istemiyorum. Açıkçası normal bir yatak alacağım ben o odaya. Evet, burası güzel. Şimdi yatak odasında başka ne olur arkadaşlar? Böyle ayna olur, gardırop olur. Bence buraya güzel de bir gardırop koyalım. Arkadaşlar, bana çok cimri dediğinizi duyar gibiyim. Hep en uygun fiyatta olanları alıyorum ama yapacak bir şey yok. Çünkü sonrasında daha güzel şeyler de almak istiyorum. Yani çok harcamak istemiyorum paramı. O yüzden bu dolap çok güzel oldu. Başka ne alabiliriz? Süslemeler var, tıklayalım. Evet, burası yatak odasıysa güzel bir arkadaşlar şey koyalım duvara. Çerçeve koyalım. Hatta böyle şey o. Aa, nereye gitti yanlışlıkla? Aa, dur, gitmemiş. Bir dakika arkadaşlar. Birazcık daha sol. Hah, tamam. Çok güzel oldu şimdi böyle. Evet arkadaşlar, yatak odasında başka ne olur? Başka ne olur? Dolabım var, yatağım var, koltuğum var, sandalyem var, halım da var. Bu arada halının yeri biraz şey oldu arkadaşlar. Bu tarafa doğru. Ha, bunu düzeltebiliyor muyuz bilmiyorum sonrasında. Halımı tam ortalamak istiyorum. Birazcık böyle yamuk ol. Hah, tamam. Buldum. İşte şimdi süper. Yatak odam harika oldu. Arkadaşlar şöyle bir şey yapacağım. Duvarlarımı da boyayacağım yatak odamda. Evet, yatağım. Arkadaşlar, çerçevem. Dolabım, halım, koltuğum, her şey harika görünüyor. Şu koltuğun yönünü değiştirsem mi diye düşünmüyor değilim ama. Neyse, güzel ya, güzel, öyle dursun. Evet, şimdi duvarlarımı boyamak istiyorum. Hemen arkadaşlar, nereden boyanıyordu? Duvarlar, işte geldik. Genelde mor ve yeşil ağırlıkta bir şey var. Renk, yani mobilyalarımın rengi o şekilde arkadaşlar ama. Ben böyle kalpli bir şeyler seçeceğim. Evet, çok güzel oldu. Wow, şimdi harika oldu. Gerçekten bayıldım. Harika oldu, renkler şahane. Tam bir yatak odası oldu arkadaşlar. Bence diğer odaları sonra yaparız. Yani şurada küçük bir tane odam daha var. Burayı ne odası yapacağım bilmiyorum. Yani mutfak falan gibi bir oda da olabilir veya banyo olabilir. Burası salon zaten, kocaman bir salon. Ama arkadaşlar, üst katı kesinlikle oyun alanı yapacağım. Ve onun için ayrı bir video yapacağım. Çünkü buraya şahane, eğlenceli parkurlar, işte oyun alanı falan yapacağım. Çok güzel olacak. İşte böyle arkadaşlar. Bu videoyu şimdilik bence bitirelim. Lütfen kalp atmayı, like'lamayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. Hepinizi çok seviyorum. Ve arkadaşlar, lütfen abone olmayı unutmayın. Çünkü başka videolarımdan haberdar olmanızı istiyorum. Bu arada evime bir misafir geldi arkadaşlar. Bir sürü misafirler girdi şu an evime. Evet, evimizin kapısı herkese açık. Kanalımızın kapıları da herkese açık. Hepinizi kanalıma bekliyorum arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere. Bay bayın. Hoşça kalın.